Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 9. testinin çözümünü yapacağız. Üçgende alanla ilgili bir test öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeni alanı nedir diye soruluyor. 8 çarpı 12 çarpı sinüs 30 bölü 2'den yapabilirsiniz de. A, ben özel bir açı görünce affetmem tabana ait yüksekliği çizerim. Çizince 90'ın karşı 8 30'un karşı 4 müdür? Evet ABC üçgenin alanı ne yapar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç yaptı? 24 yaptı. Evet bir soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 2. Şimdi S1 ve S2 derinmiş, M ve N arasında şöyle bir bağıntı da verilmiş. İşler dışlar yapalım bakalım. 3M eksi 3N eşittir. M artı N olduğundan dolayı 2M eşittir 4N oldu. M eşittir 2N oldu. M 2N'ye eşitse arkadaşlar. Burası N'deki alan A ise 2N'deki alan 2A'dır. S1 dediğimiz 2A oldu. S2 dediğimiz de A oldu. O zaman buradaki cevabımız ne olacak? S1 yerine 2A yaz bölü. S1 artı S2 de 3A mı yaptı? Yazayım hatta. S1 dediğimiz 2A artı A'dan cevabımız 2A bölü 3A yaptı. Yani balık esir yaptı arkadaşlar. Cevap ikinci soruda. Geldik 3'e. Yine MNT arasında şöyle bir ilişki verilmiş arkadaşlar. Ne yapalım? MNT var. Valla arkadaşlar şunu şöyle atsak. Et eksi t'yi buraya atsak. 3t eşittir m artı n mi oldu? Evet. Arkadaşlar m ile n'nin toplamı 3t. m ile n'nin toplamı 3t ise hatta burada m artı n artı t'yi biz ne buluruz? m artı n yerine 3t yazınca toplam 4t mi buluruz? Evet. Dikkat dikkat. Bakın burayı 4t bulduk. O zaman olay bitti. Hocam t'deki alan a ise 4T'deki alan bakın 4T'deki alan ne olacak? Bakın T'deki alan A ise 4T'deki alan 4A olacaktır arkadaşlar. O zaman VD üçgenin alanı ABC üçgenin alanı kaç katıdır diye soruluyor. O da 4 katı 1 bölü 4 katı oluyor arkadaşlar. Çünkü BD'nin alanı büyük üçgenin alanının 4A 4A'nın kaç katıdır diye soruluyor. Yani A eşittir X çarpı 4A soruluyor bize x de buradan ne çıktı? 1 bölü 4 çıktı. Daha böyle matematiksel bir terimle konuşacak olursak. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Oranlama verilmiş. Burası k iken burası 2k verilmiş. k 2k verilmiş. Alan dağıtarak da yapabiliriz. Şekilde 90 derece var. Tabana ait yükseklikten de yapabiliriz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Nereden yapalım? Valla burada tabana ait yükseklikten yapalım isterseniz. Hocam çünkü 90 derece var. Tabana ait yüksekliği bulursam olay bitti. Hocam burası h. Aa h'ı nasıl buluruz? Bak Benzerlikten 1'e 3 oranı. Yani k bölü 3k eşittir h bölü 12'den. Buradan h'ı kaç bulduk? 4 bulduk. h 4 ise arkadaşlar o zaman bizim alanımız 4 çarpı 4 bölü 2 eşit değil midir? Evet alan dediğimiz 4 çarpı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den kaç çıkıyor cevabımız? 8 çıkar. Evet 4. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 5. soruya. Açı ortaylar var. Hatta eşkenar üçgenmiş bu. Eşkenar üçgense 30'ları şöyle bir yapıştıralım. 30'ları yapıştırdık. Hocam 30 60 90 burası. Aynı şekilde 30 60 90 burası. Boyalı alan nedir diye soruluyor. DC'yi vermiş 12 diye. Hocam nasıl yapacağız bunu? Bir kere açı ortayların kesim noktası aynı zamanda yüksekliklerdir. Bunlar aynı zamanda kenar ortaydır değil midir arkadaşlar? Değil mi? E, kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi oldu. Hocam 1'e 2 oran vardır burada. Tamamı 12 verilmiş. 4'e 8 midir burası? Evet. Sonra e, ne yapacağız hocam? Burası da aynı şekilde 4'e 8 midir? Evet. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 diyebiliriz. A hocam şu iki üçgenin alanı bulursak olay bitti. E, hocam bu da aynı şekilde bu arada 30'un karşı 4 ise 60'ı karşı 4 köküç ya. Burası da 4 köküç. Aynı zamanda burası da 4 köküç. Burası da 4 köküç. İşte şu üçgenin alanı bitti. 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den bir buradaki alan artı bir de yandaki alan 4 çarpı 4 köküç bölü 2. O da kaç yapıyor? 16 köküç yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Beşinci 6 5. soruda. Geldik 6'ya. 5-6-7 var. Şimdi burada gençler ne yapacağız biliyor musunuz? Ya burada bu sorunun sorulması da iyi oldu. Aslında ben konu anlatımında da vermedim. En azından burada vereyim. Ya böyle bir çevre alan ilişkisi de bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Formülsüz şöyle yapabilirsiniz. Hocam bana yükseklik lazım. Yüksekliği çizip şöyle hamle yapabilirsiniz. Yüksekliği bulmak için hamle yapacaksınız. Hocam burası A iken buraya 7 eksi A kaldı. Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Her ikisinde de h ortak. Haş kare eşittir karesi eksi karesi h kare eşittir karesi eksi karesi deyip A'yı bulup Pisagor'dan haşı bulabilirsiniz uzun yol oluyor biraz ve sayılar gıcık çıkacaktır büyük ihtimalle. Bazen A'yı negatif bir sayı bulabilirsiniz. Bu demek ne demek oluyor biliyor musunuz? A negatif çıktığında çizilen yükseklik dışarı düşüyor anlamındadır. Ama ben size buradan yapmayayım. Şimdi çevre alan ilişkisi diye bir şey vardır. Şurada kısaca bir bilgi vereyim size. Hocam A, B, C kenarları buysa A, B, C ise çevre dediğimiz 2U dersek 2U dersek alan dediğimiz de Kare Karekük içerisinde u çarpı u a u b kenarları tek tek çıkartıyorsunuz. U eksi c yani çevrenin yarısı u yani çevrenin yarısı u ve u'dan bütün kenarları çıkarak çarpıyoruz ve karekük içinde olacak. Peki o zaman burada biz u'yu ne buluruz arkadaşlar? 2 u'yu ne buluruz? Şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. 7, 5, 12, 18. 18 ise u dediğimiz ne oldu? 9 oldu. O zaman alan dediğimiz ne olacak? Kare içinde 9 çarpı. Sonra 9 çarpı oldu ya. Kenarları tek tek çıkartacağız. 9 7'den 2. 9 eksi 6'dan 3. 9 eksi 5'den 4 mi geldi arkadaşlar? Evet. 4 ile 9 dışa çıkıyor. 4 ile 9 36 hatta. 6 kök içeride de 6 kaldı. Evet A alanını ne bulduk arkadaşlar? 6 kök 6 bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? E, 7 kalan 6 kalanı da açacağız. 7'deki alan 7 kalan 7 ise 6 kalan 6a değil midir? Evet. 7 alanı ne eşit? 6 kök 6'ya eşit. Buradan a alanı 6 kök 6 bölü 7'ye eşit oldu. O zaman bizden ne isteniyor? 6 a alanı isteniyor. O da 6 çarpı 6 kök 6 bölü 7'den 36 kök 7 36 kök 6 bölü 7'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani böyle de bir şey var. Bunu da bilseniz iyi olur. Ben konu anlatımda anlatmadım ÖSYM sormaz diye şu ya da siz yükseklik çizerek de bulabilirsiniz diye sorusu geldiğinde o şekilde de yapabiliriz diye. Sorusu da ilk defa bu metin yayınlarında denk geldi. İyi ki de denk geldi arkadaşlar. Ne olur ne olmaz bunu da bilseniz olur ya da bilmeseniz de olur. Ya da farklı bir yol daha şöyle yapılabilir. Hocam şuraya alfa deyip de şurada kosinüs döneminden kosinüs alfayı bulup sonra sinüs alfayı bulabilirsiniz. Sonra 5 çarpı 7 çarpı sinüs alfa bölü de şu üçgenin alanını bulabilirsiniz. Sanki ilk söylediğim yönteme göre daha kolay oluyor arkadaşlar o. Neyse cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı 6. soruda geldik 7. soruya. Valla şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarp tabana ait yükseklikten bulurum ben. Ya hocam oran var burada. E oran varsa istersen alan dağıtarak da git. İki seçenek versiyonu söyleyeceğim sadece sana şimdi. ADK iken DC'ye ne verilmiş? 3K. Hocam burası A iken burası 3A dersin. Sonra şu 4A alanı bulursan A'yı da bulursun. Öyle de yapabilirsin. Bak şimdi. Öncelikle 120 var. 120'nin mantığını kullanmam lazım. 120'nin nesi özel? 60'ı. E hocam 60'ı nasıl kullanırız? Şöyle dik çizerek. Dikini çizdin. Peki dikini çizince 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Burası da 6 kökü müdür? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi hocam burası A iken burası 3A deyip 4A eşittir. 4 çarpı 6 kökü bölü 2'den A'yı bulursun. Olay bitti ondan sonrasında. Ya da biz ne yapıyoruz? Klasik. Hocam oran ee, şey varsa Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgen alanı kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı yüksek bölgeden çıkar. Tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop şunu bulursam olay bitti. A, şunlar birbirine paralel değil mi? Her ikisi de aynı doğruya dik. Burada da bir benzerlik var. Bak 1 bölü 4K bölü 4K eşittir. H bölü 6 kök 3 olduğundan. H buradan 6 kök 3 bölü 4'ten 3 kök 3 bölü 2 çıkar. O zaman alan da çok basit bir şekilde çıkar artık. 4 çarpı 3 kök 3 bölü 2 bölü 2 eşit olacak. Buradan da cevabı 3 kökçü olarak buluruz. Arkadaşlar işte bu. İki yolda size gösterdim. İstediğiniz şeyi deneyebilirsiniz. Daha ben tabana ait yükseklikçiyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Ya 90 yok sadece oranlamalar var. Alan da açacağız. Burası 4K iken burası K verilmiş. EF uzunluğu K iken neresi 4K verilmiş? AD 4K verilmiş. Bak tamam 4K. Bir de BD uzunluğu A iken DC uzunluğu 3A verilmiş. A iken 3A verilmiş. Hadi alan dağıtmayalım. Hocam K'da kalan A ise 4K'da bak tepe noktası C'ye göre bakıyorum ki K'da kalan A ise 4K'da alan 4A'dır hocam tamamı 4A. Şimdi 3A'dan A'ya geçiş yapacağım. Bak 3A'daki A 4 dağıtamıyorsun buraya. Hocam tamamı 4A. E o zaman ne diyorduk? Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarpıyorduk. E o zaman burayı gel 3 yap. Şurayı 3A yap. O zaman burası 4 kere 3 12 a mı olacak arkadaşlar? 3 a'da kalan 12 a mı oldu? Evet. 3 a'da kalan 12 a ise 4 katı 4 katı a'da kalan da 4 katı 4 a mı olacak? Aynen öyle. E, zaten ya ben niye böyle dediysem bu şekilde alanlar oranı sorulursa böyle yaparsınız tamam mı? O zaman 3 a bölü 4 a ya da 3 a bölü 16 a oluyor mesela tüm alan. Tamam Şimdi adamlar bize zaten şeyi vermiş alanı vermiş kardeşim ne vermiş adam sana şuradaki alanı 6 vermiş boyalı alanı 6 K'da kalan 6 ise 4K'da kalan 24 yapar. E, 3A'da kalan 24 ise 8 katı 8 katı. Burası da 8 yapacaktır. ABC üçgenin alanında 24 artı 8'den 32'dir. 24 artı 8 artı 6 değil mi? Hayır. Bak küçük alan 6 iken 4K'da kalan tamamı 24. O yüzden 24 artı 8 yapıyor arkadaşlar burası. O da 32 yaptı. 8. soru Akçay oldu geldik 9'a. Hocam 30'lar var üzeri açılar var üzeri açıları kullanacağız. 30 30 ise burası kaç yaptı? 60 60 90 ise burası da 30 oldu mu? Oldu. 60'ın karşısı 6 30'un karşısı nedir? Köküçe bölünmüş halidir. 6'dır. E hocam burası da 6'dır. Sonra 30 30 olduğu için ikizkenar kenar çıktı burada. 12 ise burası da 12'dir. Burası da 120 derece. Hocam 12 çarpı 12 çarpı sinüs 120 bölü 2'den yapabiliriz diyebilirsiniz aslında. Ya da 30 30 123 kendinden direkt burası 12 köküç değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu tabana ait yükseklikten de yapabilirsiniz. Hocam isterseniz 12 tabanına ait yüksekliği de çizerek yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapın fark etmez. Ben şuradan yükseklik çizeceğim arkadaşlar. Ee, burada 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 mı çıktı? Evet. E, 12 kök 3 6. 12 kök 3 çarpı 6 bölü 2 bize alanı verecektir. O da 36 kök 3 yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle edremit oldu. 9. soru. Geldik ona. Arkadaşlar şu alanı bulmak için ne yapacağız? Tüm alandan şuradaki alanı çıkartırsak olay bitti. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Hayır. Bak alanda alan mantığıyla düşüneceksin. Öncelikle ki ek çizimin varsa 90, 90 çizeceksin. Yani tabana ait yükseklik çizeceksin. Ben bu dörtgenin alanını bulamam ama şu üçgenin alanını bulabilirim. Bu arada 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20'den buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Hocam ben ne yapacağım şimdi? Şu üçgenin alanını bulursam olay bitti. Tabana ait yükseklik çizsem. Aa, orta tavan mı çıktı arkadaşlar? Evet. 12 ise burası 6. O zaman ben 12 çarpı 16 bölü 2'den tüm alandan şu alanı çıkartacağım. 12 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım arkadaşlar. Buradan şey mi geldi? Şunları sadeleştirsen 8. Bunları sadeleştirsen 3. 12 parantezini alsan. Her ikisinde de 12 var. Ee, ya da direkt 96 96 eksi 36 yaptı. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 60 yaptı. Böylelikle 10. soruyu atacağı bulduk. Geldik 11'e. X dik üçgen. O zaman hocam 6 kök 2 ise bunlar 6 6'yı yapıştırdık. Hatta buradaki açılarımız da kaçar derece? 45'er derece. Şu dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar üçgen alanından bu üçgenin alanı çıkartacağım. Eşkenar üçgen alanı bir kenar 6 kök değil mi? A kare kök 3 bölü 4 eksi. Üçgenin alanında 6 çarpı 6 bölü 2 eşittir. Hocam bu 36, 72. Bu 36 çarpı 2'den 72. 72'yi de 4'e bölsem 18, 4'e bölsem 18 mi yapıyor? Evet. O zaman bu 18 kök 3 kök 3 ellenmedi. Bölü 36 bölü 2'den 18 yaptı. Hatta 18 parantezine alınca kök 3 eksi 1 diye buluruz. Yani cevabımız 18 çarpı kök 3 eksi 1 edremit oldu. Geldik 12'ye. Hmm. Neler verilmiş? Oran verilmiş. Hocam burada ED uzunluğu K iken BE uzunluğu 4K verilmiş. Valla arkadaşlar tabana ait yükseklikten sonuca ulaşırız. Şekilde yeter ki 90 derecede özel bir açı olsun. Hocam bu tabana ait yüksekliği bulursak olay bitti. Bak kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 4. O zaman 8 ise burası 2 yapar. Üçgenin alanı 6 çarpı 2 bölü 2. Çok farklı yollarla yapılabilir. K'da kalan A ise 4 K'da kalan 4 A deyip 6 çarpı 8 bölü 2 4 A'ya eşitleyip oradan da yapabilirsiniz. Ya da daha değişik yollarla sinüs alan formülü falan filan bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Tamam ama ben tabana ait yükseklikçiyim. Özellikle 90 ya da özel bir açı olduğunda hep tanımı uygularım. Tanım taban çarpı yükseklik böyle iki eşit zaten. O yüzden bak bu üçgen alan isteniyor. Taban burası. Bu tabana ait yüksekliği çizdim. Ondan sonra alanı unut. Eski konularla mesela benzerlikle çıktı burada. Nasıl çıktı benzerlikle? Şuradaki üçgende bir kelebek benzerliği çıktı. İşte o kelebek benzerliğini kullanıp yüksekliği buldum arkadaşlar burada. Ondan sonra 6 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız da kaç çıktı? 6 çıktı arkadaşım. Evet 12. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk ve bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.